Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem ve bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden Minecraft Survival serisine devam ediyoruz. Videoyu çok garip bir şekilde açtım fark ettiyseniz. Şu an tam önümüzde bir takım istilacılar var ve göz göze <laughs> hem de bayrak taşıyanıyla birlikte göz göze böyle videoyu açtım. Biraz acele ettim açıkçası. Şimdi e, size anlatacağım birkaç tane olay var arkadaşlar. Ben onları anlatmadan önce şuradan bir yemek alalım. Üstümüz bayağı bir dolu. Bu arada fark ettiyseniz envanterimde dragon egg de var. Bütün olayları birazdan anlatacağım ama isterseniz gelin bir e, şeye girelim, maceraya girelim. Üstümüzdeki birkaç şeyi bırakalım, bırakabildiğimiz her şeyi. Çünkü onlardan düşecek itemlere ihtiyacımız olacak. Hadi bakalım gidelim başlayalım. Videoya güzel bir macerayla başladık. Arkadaşlar biliyorsunuz Boosteroid.com ile uzun zamandır çalışıyoruz ve kendileri bu videoyu da desteklemek istedi. Boosteroid.com dünyanın en iyi bulut oyun platformu. Favori oyunlarınızı tablet, telefon, laptop ya da masaüstü bilgisayarınız üzerinden sadece internet bağlantısı kullanarak sisteminiz ne olursa olsun oynayabiliyorsunuz. Bu steroidin en büyük avantajlarından biri de şu sizin kütüphanenizde bulunan ve bu steroid tarafından desteklenen yüzlerce oyunu sadece bu oyunlara adanmış serverlarda gecikmesiz ve yüksek çözünürlükle oynayabiliyorsunuz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz oyunları da ben kendi bilgisayarımda, internet tarayıcımda oynuyorum. Açıkçası Boosteroid'in hani bu konuda dürüst olmak gerekirse bu kadar hızlı olması beni şaşırttı. Hala bu teknolojiye alışmış değilim açıkçası. Açıklamadaki linkten gidip boosteroid.com'un desteklediği oyunlara bakabilirsiniz ama zaten popüler oyunların neredeyse tamamı var. Bunların içinde Fortnite, World of Tanks, FIFA, Call of Duty, Minecraft gibi oyunlar var. Bunların hepsini ve daha da fazlasını boosteroid.com kütüphanesinde bulabilirsiniz. Bana soracak olursanız şu an ülkemizdeki teknoloji fiyatları belli. O yüzden sadece oyun oynayacağınız zamanlarda boosteroid.com platformuna üye olmanız, buradan yararlanmanız bana daha ekonomik, daha karlı geliyor. Hani bilgisayar fiyatları ortada ona o kadar para vermektense oyun oynadığınız zaten belli dönemler oluyor işte sınav dönemleri dışında tatiller mesela yaz tatili gibi bu dönemlerde boosteroid.com'u kullanabilirsiniz. Bence ciddi anlamda mantıklı. Bu arada boosteroid'in Android telefonlar Windows 10 64 bit ve Windows 7 32 bit içinde yeni bir güncellemesi mevcut. Son olarak da boosteroid'in size partner programından bahsedeceğim. Bir link oluşturuyorsunuz ve bu linkten arkadaşlarınız kayıt olursa para kazanabiliyorsunuz. Bu parayı hesabınıza biriktirip istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Boosteroid.com ve Boosteroid.partners adresleri açıklamada hepinizi bekliyorum. Şimdi videomuza devam edelim. Kötü oldu, kötü oldu ama çok duramıyorlar. Bizim setimiz var mı? Setimiz yok. Ölür müyüz? Ölürsek ölelim. Evimiz şurada zaten. Yalnız yatıp uyudum mu? Biraz önce yatıp uyumuştum. Aynen sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Şu yemeğimizi bir yiyelim. Biraz yanımızda olsun. Seni de bir öldüreceğim. Gel bakalım gel. Gel senin derdinle gel bakalım. Hoşça kal. Hayatta başarılar. Crossbow düşürdünüz mü? Sanırım crossbow düşürmediler. Ama en azından şu banner'ı alıp bir başarı göstergesi olarak sağda solda var mı bunlardan başka? Sanırım yok. Bunlar 3 kişi mi geziyor? Bir başarı göstergesi olarak bunu evimizin önüne asacağız, As asacağız arkadaşlar. Konuşamıyorum. Çünkü bayağı uzun süredir uyanığım. Yani çok uzun süredir uyumuyorum arkadaşlar. Şimdi size anlatmak istediğim birkaç tane olay var. Önce onları anlatayım. Eee envanterimde Dragon Egg'i görüyorsunuz. Ben bu videoyu bayağı 1-2 saat boyunca çekip böyle keserim diye öyle kayda basmıştım arkadaşlar. Eee 2 saat oynadım. Ee, bu 2 saat boyunca işte Dragon Egg'i aldım. Şu an oradan kurtarabildiğim görüntüler varsa koyarım bulabilirsem. Ee, videoyu bitirdim. Tamam ben bir bölüm çektim yani. End Portal'ın olduğu o evden ee, işte end'e gittim. Ejderha yumurtasını aldım. Ondan sonra geri geldim. Yolda bir köye gittim. Deniz altında bir yere girdim falan. Baya maceralara girdim. 2 saat oldu, 2 buçuk saat falan oldu. Video kaydını durdurdum. E bir de baktım ki Shadow Play yani GeForce Experience kaydetmemiş. Tebrik ediyoruz Nvidia'yı. Teşekkürler Nvidia. 2 buçuk saatimi boşa çıkardığın için. Arada çok garip kaydetmiş. Böyle bir kodek sorunu falan bir şey oldu galiba. E, o yüzden kayıt programımı artık değiştireceğim diye düşünüyorum. Çünkü bu problem bana 2-3 kere daha önce yaşattı. Bu arada cümle kurmakta zorluk çekiyorum uzun süredir uyumadım arkadaşlar. Ee, kurtarabildiğim birkaç görüntü varsa büyük ihtimalle ejderha yumurtasını videonun başında almıştım. Videonun başında birkaç dakikalık görüntü vardır. Onu izlemişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bu yumurtayı tabii ki e, saklayacağız. Çok iyi bir yerde saklayacağız. Şuraya koyalım abi. Çok iyi bir yer dediğim de odunun yanı bu arada. Burada dursun bu yumurtayla yani dekoratif olarak da kullanabiliriz ama biz bunu Dragon'u tekrardan spawn etmek için kullanacağız ilerleyen zamanlarda. Bunun için bize Ghast Deer falan bir şeyler gerekiyor ama tam olarak bilmiyorum yine yorumlarda yazarsınız. Bir tane haritamız var başka böyle size göstereceğim bir tane kartografya masası var yani harita masası diyelim biz buna. Şurada dursun başka neyimiz var bir tane bundan var bu da burada dursun. Dekoratif amaçlı. Evimiz böyle minnoş minnoş görünsün. Hatta gel seni şeye koyalım. Yatağın olduğu yere koyalım. Hepsi sıkış sıkış olmasın burada. Seni buraya koyalım. Tamam güzel. Başka neyimiz var koyulacak? Blast Furnace var. Bunu niye yapmıyorsun abi falan dediğiniz. Blast Furnace'ı da buraya koyacağım. Şurada dursun. Başka da koyacak herhangi bir şeyimiz yok diye düşünüyorum. Burada bayağı bir obsidiyanlar bir şeylerimiz var. Ee, Piglin'lerden aldığımız itemler bir şeyler duruyor. Arkadaşlar şimdi bu seride Ender Dragon'u öldürdük biliyorsunuz bir önceki bölümde. Bayağı da oldu aslında ama. Peş peşe macera olmaması için Wither'ı bir sonraki bölümlere sak, Yani sonraki bölümlere saklayacağım. Wither'ı öldürmek için bizim bir şeye gitmemiz lazım. Gerçi e, ne Fortress, kaleye gitmemiz lazım. Kalede 3 tane kafatası bulup eee Wither Skeleton kafatası bulup oradan şey yapacağız. Ben şimdi şurada bir tane bizim Nether portalı var diye bir ona bakmak istiyorum. Orayı öyle bırakmış mıydık yoksa ben oradan şeyleri aldım mı? Wither'ı bu arada öldürmek için çok güzel bir taktik öğrendim. O şekilde öldüreceğiz. Böyle keriz gibi, enayi gibi burada spamlamayacağız Wither'ı. End'de spamlayacağız. End portalının altında öldüreceğiz arkadaşlar. Onu da iki bölüm sonra 12. 13. bölümde falan öldürmüş olabiliriz. Ya yani öldürür olabiliriz. Ben konuşamıyorum. Ben konuşmayı bıraksam mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? 12. 13. bölümde falan öldürürüz yani. Tamam. Portalımız açık bu arada. Ee, Okey. Şimdi buraya sadece bu açık mı diye bakmaya geldim. Çünkü bize şey de gerekecek. Ee, bizim Diamond pickaxe'imiz falan var mıydı bir yerlerde ya? Şunu da şuradan alalım. Bize bayağı bir Wither için obsidyen gerekecek. Bayağı dediğim sanırım bir 4 ya da 7 tane falan gerekiyor olması lazım. Ona tekrardan bakarız ama oradaki lava da yaparız en kötü ya. Şimdi şöyle bir şey de yapacağız arkadaşlar. Wither'ı öldürdükten sonra yapılacak birkaç küçük iş daha kalacak seride. Sonrasında ben seriye sizi davet etmek istiyorum. Bunun için de aklıma bir yöntem geldi. Yani çok adil olmayacak ama yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım bir şekilde. Şimdi, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, odun toplayalım. Ama ben şu salak odundan istemiyorum ya. Ya da etrafta bunlardan varsa bu da olur, çok fark etmez. Üstümüz çok dağınık bu arada farkındayım. Bunların hepsini bir noktada halledeceğim. Belki biraz sonra videoda da halledebiliriz. Biraz, <laughs> pardon, odun toplayalım. O sırada da biraz muhabbet edelim arkadaşlar. Hep aksiyon hep aksiyon olmaz. Odun bu arada bir amaç için topluyoruz bu arada. Şey gibi değil. Hani boş boş toplamıyorum yani. Şimdi bir önceki e, yani birkaç gün önce çektiğim bir video vardı. Biliyorsunuz bir soru cevap videosu. Ben orada size durumları açıkladım. Sürekli e, bu durumları böyle göz önüne getirmek, bu durumlardan bahsetmek istemiyorum. Şu an ciddi bir şeyden bahsediyorum bu arada. O yüzden eee Sürekli bu durumdan bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. Hangi konudan bahsettiğimi anlayanlar o videoyu izlediyseniz anlamışsınızdır zaten ama Bir yandan odun bile kırarken konuşamıyorum. Şimdi dediğim gibi bu konudan sürekli bahsedip hani bu konuyu kullanıyor gibi olmak istemiyorum ama son olarak e, şunu diyeceğim. Gerçekten <laughs> binlerce yorum geldi. Binlerce geçmiş olsun mesajı geldi. Ee, hem özelden e, mesajlar geldi instagramdan mailimden youtube videosunun altında ya, ulaşabileceğiniz her yerden mesajlar atmışsınız arkadaşlar geçmiş olsun temalı bayağı bir mesaj atmışsınız öncelikle bu mesajlar için hepinize gerçekten teşekkür ediyorum sonsuz teşekkür ediyorum çünkü böyle problemler yaşadığınız zaman aileniz yanınızda olur arkadaşlarınız yanınızda olur. Benim şöyle bir şansım var. Yani böyle kötü bir durumdayken, böyle kötü bir durum yaşarken burada binlerce insandan destek mesajı almak açıkçası psikolojik olarak inanılmaz rahatlattı beni. Hiç yüz yüze tanışmadık sizlerle. Hiç görüşmedik. Bunun imkanı da yok zaten. Ama Tabii ki bu böyle ucuz youtuber konuşması gibi düşünmeyin. Siz benim ailemsiniz gibi bir şey demiyorum ama gerçekten hiç tanımadığım onlarca takipçiden, binlerce takipçiden hatta e, teşekkür mesajları aldım. Şu an boş yapma, oyun'a geç falan diyor olabilirsiniz ama sadece bunu e, söylemek istiyorum. Teşekkür mesajı aldım diyorum, geçmiş olsun mesajı aldım bu arada. Teşekkür ediyorum hepsine. Şu an konuşamıyorum doğru düzgün, kusura bakmayın ya. Beni de anlayın. Gerçekten bu kadar bilmiyorum. Size sadece sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> YouTube evet bir iş, para kazanıyoruz. Burada yalan yok, doğru. Ama böyle noktalarda diyorum ki ya hakikaten iyi ki beni takip eden insanlar, beni seven insanlar var. Çünkü dediğim gibi sıradan bir insan olduğunuz zaman sadece aileniz, arkadaşlarınız yanınızda oluyor. Ben tanımadığım binlerce insandan geçmiş olsun abi ya da geçmiş olsun kardeşim diye mesajlar alıyorum. Size tekrardan sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bunu söylemek istedim. İçimden geldi böyle konuşmak istedim ya 5 dakika boyunca. Olamaz mı? Bu aralar moralim iyi değil. Yapacak bir şey yok. Ee, aynı şekilde babam da hepinize teşekkür ediyor. Bu mesajı atan binlerce insana kendisi de teşekkür ediyor. Umarım her şey yoluna girer arkadaşlar. Umarım her şey yoluna girer. Gelişmelerden size haberdar ederim. Onun dışında bu konu hakkında çok fazla konuşmayacağım. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Sen video çekme Moralin bozuk diye yüzlerce kişi yazdı. Abi video çekmek işte böyle zamanlarda çok işe yarıyor. Kendi adıma konuşuyorum. Kafamı dağıtıyorum. Bak size derdimi anlatıyorum şu an. Olduğu gibi. Her videoda gülüp eğlenmeyeceğiz. Bazen böyle videolar da olacak. Ee, yani video çekmesem çünkü ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ve oturacağım ve düşüneceğim abi. Oturacağım. Çok güzel bir muhabbet videosu oldu ya. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de muhabbete yorumlarda eşlik ederseniz ben hepsini okumaya çalışıyorum. Ee, oturacağım ve düşüneceğim. Durumlar hakkında düşüneceğim. Olan kötü şeyler hakkında düşüneceğim. Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Mutsuz olacağım. Ama video çektiğim zaman sanki karşımda derdimi anlatacak biri oturuyormuş gibi. Yüz yüze olmasak da öyle aslında ama böyle konuşuyorum. Belki boş konuşuyorum, bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama yanlış şey yapıyoruz bu arada. Aa, teşekkür ederim hepinize teşekkür ederim arkadaşlar tekrardan cidden teşekkür ederim. Evet duygusal bir bölüm oldu. <laughs> duygusal bir bölüm oldu ama sanırım konuşmaya biraz <laughs> pardon ihtiyacım var. Bu aralar böyle aksiyete problemleri yaşıyorum. Çok e, ciddi anlamda kafayı yemek üzereyim. Böyle bir video çekmek de bana iyi geldi açıkçası. Şimdi ben odunları bu arada neden topladım? Oyuna da biraz dönmek gerekirse. E, bugün tabii ki böyle bir deli gibi bir aksiyona girmeyeceğiz. Öyle bir şey yok aklımda. Ya şu evin çevresine artık. E, şimdi ben size yapacağım şeyi anlatayım aslında. Burayı doğal bırakacağımızı söyledik. Ama ben biraz çevreyi düzenlemek istiyorum. Düzlemek istiyorum. Şimdi çitleri yaptık. Birkaç tane tarla yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu tarlaların yapımına aslında yavaştan başlayalım diye ben bu çitleri yaptım. Şimdi buralar için bayağı bir toprak gerekecek bize tabi ama. Yani bütün bölümü çevre düzenlemesi gibi yapmayacağım. Ben şu an bu işe başlıyorum. Belki video dışında yapabilirim. Birkaç tane tarla yapacağım. Pumpkin, havuç, patates bilmem ne. Onları bulup yan yana böyle tarlalarımızı hazırlayalım buraları düzenleyip farklı evler yapabiliriz. Birkaç tane ev yapma videosunu belki sizin için de problem olmazsa ben bu serverde kreatif modu açıp bir şekilde şey yapabilirim. Burada bir yerde çekebilirim ev yapma videosu. Hem burayı şehir gibi de yapmış oluruz. Ha dersen ki abi sen hiç onları bu servere bulaştırma. Survival'da yaparız. Problem değil. Ben bir tane kürek yapacağım abi kendime. tamam. Şimdi şuradan şu sırayı bir şey yapalım. Evin önü çok böyle darmadığım. Buradan birkaç sıra ben düzlemek istiyorum. Bu düzleme işlemlerini tabi hızlandır hızlandır da yapabiliriz de. Şu an açıkçası kayıt yaptığım programa da güvenmiyorum. Hiçbir şeye güvenmiyorum abi. Gerçekten beni yüzüstü bıraktı program yani. ya. Gerçekçası çok bir şey kaçırmadınız ama anlattım sonuçta. Yapacak bir şey yok. Birazcık içimi döktüm videoda ya. Acaba yanlış mı yaptım bilmiyorum. Biraz sonra videoyu editlerken izleyeceğim. Belki de Yayınlamam Çünkü mutlaka aranızda ne diyon lan aptal falan diye yorumlar. Bu arada Diamond Pickaxe üstümüzde vardı. Ben orada o bunu mu sorguladım? Görmedim mi acaba keriz gibi? Ben bazen çok şey yapıyorum. Çok dalgınım ya. Bilmiyorum. Bazen çok dalgın olabiliyorum. Buradaki demirleri de alalım bu arada. Bize şu an ne gerekiyor biliyor musunuz? Ee, kaleye gitmemiz lazım ya. Hiç böyle egzantrik şeylere ihtiyacımız yok. Sadece kaleye gideceğiz abi. Wither Skeleton'ı öldüreceğiz. Bu kadar. Yapmamız gereken tek şey bu. Sonra da oradan end'e gidip. End'de işi bitireceğiz artık. Wither'ı öldüreceğiz. Wither'ı öldürdükten sonra da. Tabii ki. Bir adet fener yapacağız. Ben burayı bu videoda kapatacağım bu arada. Buna evet. <laughs> ya bu arada hakikaten doğru düzgün konuşamıyorum. Şu an sarhoş gibiyim. Çok e, uykusuzum ya. Baya uzun süredir uyumadım. Öyle biraz önce de kafayı yiyordum. 5-6 dakika önce videoya başlamadan baya böyle garip bir durumdaydım psikolojik olarak ama. James Araç kafayı yiyor diye böyle videolar görebilirsiniz birkaç ay sonra. Hadi bakalım. Şimdi şurayı da kapatalım. En azından şunun sınırlarını bir çizelim istiyorum. Abi yeteri kadar toplayamadık mı hala ya? İki tane mi gerekiyor? Tamam al iki tane şuradan. Süpersin. Bu bölüm böyle bir çevre düzenleme, huzurlu bir bölüm olsun. Stardew Valley gibi bir bölüm olsun istedim. <laughs> Şimdi tabii ki araya boşluk bırakmayalım hiç. 1, 2, 3, 4 şeklinde aynı sistemde devam edelim. 1, 2, tabii ki bunu koymayacaksın. Tabii ki bunu koymayacaksın Cem'ciğim. 1, 2, 3, 4, boşluk. Yani şu 1, 2, 3, 4 ve şuradan 5.den geliyor. geliyoruz abi şöyle. Tam olarak burada bile şu 1, 2, 3, 4, boşluk. 1, 2, 3, 4 bu şekilde olacak. Ee, girişi şuradan aynı şekilde aynı sistemle yapıyorum abi ben. Tamam. Biri bir aynı olsun tarlalar. Hani simetri sorunu falan da yaşamak istemiyorum. Kova var mı üstümüzde? Onu da görmem şimdi kesin. Kova üstümüzde yok da şeyde olması lazım. Evde olması lazım. <laughs> Bütün video boyunca sadece bir tane tarla yaptım. İnanamıyorum ya. Ama bence güzel oldu. Kova'yı ne yaptık ya? Bizim üstümüzde kova vardı sanki. Nereye koyduk abi? Ben mi göremiyorum acaba şu an? Üstümde kova varsa ve ben görmüyorsam kendime çok kızacağım. Sonra video izlerken sizin gibi ben de çok sinir oluyorum ama gerek yok ee, yapalım. Kova lazım olacak bize zaten her noktada. Ben onu galiba bir yere attım yanlışlıkla ya. Piglin üstüne falan mı attım acaba? Buradaki suyla kapatacağım ya. Şimdi şöyle koy. Koy şöyle. Ee, şuraya da koy. Olmuş olması lazım Aynen. Sınırsız su dikeyde. Şimdi slab gerekiyor bize. Üstümüz çok dolu. Bunları da video sonunda bir düzelteceğim hemen arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane bahçe için evin arka kısmında hatta şey kalsın. Buraya ne oldu ya? Neden abi? Umarım serverle alakalı bir problem yaşamıyoruzdur ama bazen böyle birden oyun akmaz diye umuyorum. Şu an mobların hareketlerine bakıyoruz. Şurada bir takım gariplikler o. Ne oluyor oğlum? Bir cin mi dadandı server acaba? Neyse bilemiyorum. Şimdi crafting table evin dışında bir yerde olsun istiyorum ya. Şuraları bir düzleyelim abi. Evin arka kısmına bak ya. Bu ne çöp gibi ya. Şurada dursun bir tane. Biz bunu kullanırız abi. Ben bunların hepsini slab'e e çevireceğim. Şu fazla olanları atabiliriz. Tamam onlar bir kalsın abi. Şu an problem değil. Şu an gerçekten envanterim leş gibi. Buna bir çözüm üretmemiz lazım. Tamam. Burayı da yaptık. Aslında bunun yanına bir tane daha yapabiliriz. Ona bu videoda uğraşmayacağım. Gerçi gerek yok. Şu an buraya ekeceğimiz şeyin ne olduğunu da bilmiyoruz. O yüzden şimdilik böyle bir kalsın. Bunlar da büyümüş. Bunları da birazdan hasatlarız. Şimdi bize abi sandık gerekiyor ya. Gerçekten bize bayağı bir sandık gerekiyor. Yap 8 tane sandığı. Bize ne gerekiyor arkadaşlar? Bak bu şu an söyleyeceğim şeyi bütün serilerde yaptık ve kullanmadık. Bu seride de yapmadık. İhtiyacımız var. Bize depo gerekiyor abi. Depoyu nereye koyacağız? Depoyu nereye koyacağız? Şimdi ben şehir bu şekilde dümdüz gitsin de istemiyorum açıkçası. Burayı şehirleştirmeyi düşünüyorsak. Hani şu tarafa doğru da gitsin istiyorum. Ee, depoyu şuraya bir yere koyabiliriz aslında ama. Burada bir mağara mı var? Ne var? Yo aslında burası olabilir hakikaten. Burası olabilir. Şuradan şöyle düzleyip gidebiliriz arkadaşlar. Depo gibi bir şey istiyorum. Şimdi geçici bir şey yapacağım, geçici bir çözüm bulacağım buna. Evin önünde şu şekilde hem dekoratif de duruyor. Yani fena durmuyor. Şöyle dursun mu? <laughs> Bence olur. Tamam. Ee, bir tane sandık yapıp bir üstümün her şeyi üstündeki her şeyi bir buraya koyacağım abi. Şimdi bize bunlar gerekiyor. Gereken her şeyi alalım. Evet, üstümüzde şimdilik bunlar kalsın. Ee, şunu da alalım. Şu hay baleyi şeye koyacağım abi. Şuraya koyacağım. Yaratıklar spawn olmadan ya yani. hemen hallet şunu. Bu arada açlığımız da kötü durumda. Yani yemek problemimiz var birazcık. Onu da halledersek aslında güzel olacak ama hemen yatıp uyuyalım. Şimdi arkadaşlar, e, burayı şehirleştirmeye başlayacağım. Daha sonrasında server'a sizlerden alımlar yapmayı düşünüyorum. O konunun detayını tabii ki buradaki işleri hallettikten sonra konuşuruz ama yani merkezimiz burası olacak. Buradan gittiği yere kadar böyle bir şehir, yapılaşma, yapılanma gibi bir şey yapacağız. artık Ne diyorum ben de bilmiyorum ama siz benim derdimi anladınız. Ben kılıcı almadım? Kılıç var mıydı bizde? Aynen. Şunu alalım. Crafting table. Sandıklar da üstümüzde kalsın. Crafting de sandık üstümüzde kalsın. Demirleri de pişirmeye koyalım en son. Bunlar pişsin. Pişecek başka bir şeyimiz var mı bizim? Elmas mı elmas? Elmas pişmiyor tabi de. E, maden diyecektim ben daha doğrusu. Burada bir sandığımız var. Bu da bomboşmuş. Kalsın. Burası da kalsın. Problem değil. Fazla sandık göz çıkarmaz. Tamam. Sanırım yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yani bana soracak olursanız öyle çok böyle dolu dolu bir video olmadı. Farkındayım. Ama en azından muhabbet ettik. Öyle düşünün. Benim de böyle konuşmaya ihtiyacım vardı biraz açıkçası. Bundan sonraki bölümlerde söz, iş yapacağız. Uzun da olacak bölümler. O konuda sözümü vereyim. Zaten Wither'ı falan da öldüreceğiz yani aslında yapacağımız çok da iş var. Şimdi ben sadece biraz böyle kafa dağıtmalık bir bölüm yapmak istedim. Gezmek, dolaşmak istedim oyunda. Sizinle de bir yandan konuşmak istedim. Arkadaşlar videoyu burada noktalıyorum Ben video dışında bir takım çevre düzenlemeleri Yapacağım dediğim gibi Server'a da aranızdan insanlar alacağım Yavaş yavaş hep birden yüklenme Olmayacak ama Onun çaresine de bir noktada bakalım Bu arada oyun hakkında bu seri hakkında Fikirleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz ee, Sanırım Söyleyeceğim her şeyi söyledim Kendinize iyi bakın ve Bir sonraki videoda görüşmek üzere